Selamünaleyküm. Bununla alakalı bir şey anlatayım. Musa Aleyhisselam'la Firavun e, ihtilaf yani zıtlaşıyorlar malum. E, benim Rab, senin Rabbin kimdir diyor. Nil ile diyor Mısır'a hayat verir diyor Musa Aleyhisselam. Firavun diyor ki ben de öyle birisiyim ki diyor. Nil'i ters çeviririm diyor. E, Tabi hadi canım der gibi inanmadı. Anlaşırlar yarın buluşalım. Bak nasıl çevireceğim der Firavun. Çok ilginçtir. Firavun e, orada içinden bir şeyler söylenir. Nil ters akmaya başlar. Musa Aleyhisselam da Ya Rabbi benim ben senin demediğini yani dememi istemediğim bir şey demedim. Söylemem gerekenleri söyledim. Sen bana onları söylemiştin. Niye böyle oldu der. Ondan sonra Cenab-ı Hak der ki vahyeder Ya Musa senin dediğin doğru. Benim söylediklerimi söyledin. Deme, istemediklerimi de demedin. Niçin böyle oldu biliyor musun ya Musa diyor. Sen diyor, sen diyor dün akşam uyurken o bana şöyle diyordu. Ya ey Musa'nın Rabbi diye dua etti bana. Biliyor musun ben inananların da Rabbiyim, inanmayanların da. Sen yatarken o bana dua ediyordu. Ve Nili bakın çok tuhaftır. Geri dönmesine duasa sabaha dua etmiş. Olmuş. Fıramun bu. Ondan sonra hastalanmayınca da şeytan demiş ki tanrılar hastalanmaz. Çok tuhaf tarafım şu, tarafı şu. Ee, nil'i duası ile ters çevirmiş ama o Nil'de gömülmüş ve gark edilmiş. Fark tuhaf değil mi? Yani ters çevirmeye vesile oldu. Yani ters çevirdiği ile gömülmüş. Şu anda belki bu insanların, o anlattığın insanların muvaffak oluyorlar. Seni çalıp çırptılar. Kandırdılar seni. Gasp ettiler. Belki nili ters çevirmiş. Doğru. Ama Firavun aynı ters çevirdiği nehirde gömüldüğü gibi onlar da aynı yere gömül, gömülecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki aldatan aldana andır. Ne demek? Alda, insan nefsini aldanmasaydı, şeytana uymasaydı aldatır mıydı? Çünkü ezeli ve ebedi ahirette hesabı olan bir şeyin dünyada kısa bir dönemde geçici bir çare gibi yani pansuman yapıyorsun. Ciddi irin tutmuş bir yarana neşter vurman gerekirken. Şimdi sonsuz bir hayatta ezeli ve ebedi sonsuz hastalık olacak. Aldanmışlığın cezasını çekmenin bedeli dünyada fani kısaca bir şey buldun yani aldattın. Aldattın mı be kardeşim? Sen onu aldandın. Aldanmasaydın bu işi aldatamazdın. İşte... Ee, güvendin, sen teslim oldun, sana bunu yaptım. Yani o da şimdi kendisi düşünüyor, ha ha nasıl kandırdım diye. Yani Nil ters akıyor şimdi ona. Ama aynı Nil'e gark olacak ve boğulacak. En büyük dua da ne biliyor musunuz? Şimdi o gece sabaha kadar e, oturmayıp dua etti. Musa da yattı ya, Dua nedir biliyor musunuz? O el kaldırıp yalvarma ikincidir. O gece yatmamasıdır. Fiili duadır. Fiili dua Allahu alem e, kabule çok yakındır. Red edilen dualar pek yoktur. Fiili dualar, fiili. Şimdi senin bu sorunu beni başka yere taşıdı. Benim kafam tuhaf yani. Garip şeylere çalıştığı için böyle elimde olmayan bir şey. Şimdi bulu çağına kız veya erkek gelmeden fiili bir yaşantıları var. Dua oluyor. Ergenlik olmasını nasıl anlıyorlar? Su ortaya çıkıyor. Suyu kontrol ediyor. Sonra o suyu kontrol etmesi eğer fıtratına uygun kontrol etmese o suyun içinde içine boğuluyorlar. Boğazın insanı bu suda boğuluyor işte. Şimdi iki tane bulu çağı var. Bir sini rüşt, bir sini bulu. Sini bulu çocuk yapabilme yaşıdır. Sini rüşt ise o suya hakim olma, hakkı hak bilmek, batılı batı bilmek, his ve fikrine sahip olup kendini kontrol edebilme yaşıdır. Yani e, çocuk yapabilme yaşı bulu çağdır. O suyu kontrol edebilme e, o da rüşt çağdır. Yoksa Firavun'un tasarruf ettiği aynı suda, Kendisi gark oldu. Helak oldu gitti. Aynı suda ama. Hakim olduğu suda boğuldu. Mahkum oldu. Hakim olduğu suya mahkum oldu. Yani insanın vücudunda e, su unsuru var ya kan suyun her çeşidi burun suyu gözyaşı çocuk olan o su bu su unsuru Firavun'la alakalı bir yapıdır. Fazla incesine girmeyeceğim. Nasıl ki İbrahim aleyhisselam ve Nemrut'la alakalı şeyi de biraz hafif şey temas edelim bakalım. E, bakayım, kontrol edebilirsem yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesem. Bir de e, mesela Sinni Bulu çocuk yapabilme yaşı gelmeden Sinni Rüşt olanlar var. Mesela İmam Azam e, 6 yaşında olmuş yani hakkı hak bilmek e, batılı batıl bilmek ve ve ona uygun fikir his donanımlar aktif olması e, bu ille rüş çağı e, bu çağına batmıyor yanlış anlaşılmaz inşallah e, Kızıl İcaz var Mestebi Nuriye'de Mestebi Nuriye var ya orada İki tane baştan bahsediyor. Alt baş, üst baş diyor. Alt başta çocuk oluyor. Üst başta kafa, kalbini ve ruhunu dövülüyorsun. Alt baş sinni bulu üst baş sinirüşt. Onun için 6 yaşında İmam Azam ruhunu, kalbini dövülemiş. Üst baş ne yapıyor? Sinirüşt. 18 bin alemi mayalıyor. Bunu da dima yapıyor. Dima. Dima üst baştır. Sinir rüştür. Çünkü dima e, dönüştürendir. Dön, bak dönüştüren, büyüten, sentezleyen, mayalayan, iksirleyendir. Dima. 18 bin alemi döllüyorsun. Aleminde. Senin alemin 18 bin alemin yazılımı var. E, rüşt ile, dima ile... Bu yazılım olan 18 bin alemi... Dörleyerek... Senin aleminde aktif oluyor. O zaman... Kim ne kadar... Seni rüşt... Yani kafası... Kendi ruhunu... Ruhundaki 18 bin alemi mayalıyor, dölleyebiliyor, dönüştürebiliyorsa, yazılımı aktif edebiliyorsa, bu insan aynı zamanda başka e, döllenen kendisini bu hale yapabiliyorsa, başkasının da dölle, dölleyebilmesi yetisini, yetkisini, e, gücünü o ruhsatını almış oluyor. E, Firavun suun surun temsilcisi ya. E, Firavun suyu ters çevirmiş, gark olmuş. E, başka ne yapmış? Firavun erkekleri öldürmüş, kadınları bırakmış. Yani anlıyor musun? Yani bu suyu suyla o. E, şeyde İbrahim'le Nemrut'a gireceğim. Nemrut ee, nerede gark oldu? Neyse. İbrahim ile Nemrut'u bu işe karıştırmayayım. Musa ile Firavun'u anlattım. El-arifu tekfihu tekfihil işare. Yani her neyse inşallah bazı şeylere e, dokunmuşumdur. E, i̇nşallah istifade e, Ed eders pek selamünaleyküm